Peki teşekkür ederim. Bugün konuşacağımız çok konu var. Bir diğer hukukçudan, Cem Kaya'dan görüş alalım. Evet. Sonra diğer konuklarımıza geçelim. Öncelikle geçiriz. hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli üstadımız da e, Skype ile bağlanıyor. Hasan Bey üstad da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. E, ve her yayında olduğu üzere şehitlerimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Yine Pençekilit bölgesindeki Mehmetçiğimiz de her zaman için dualarımızla birlikte vazife ifade ediyor. Esasen yayına gelmezden önce de Erdoğan abi e, bağlandınız. Kısacası cihazcağına görüşlerimizi ifade ettik. Hadisenin bir hukuki boyutu var. Nitekim daha önceki yayınlarda da ben dile getirmiştim kendi görüşümü. Ve bir de siyasi boyutu var. E, öncelikle hukuki boyutunu ben Hasan Üstad kadar e, sert ifadelerle dile getirmek istemiyorum. E, çok daha e, e, muhtedil bir üslupla şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Nisan 98 yılındaki süreci Diyarbakır 1'de ifade etti. Diyarbakır 3 nolu DGM'deydi. Minareler, süngü kubbeler, mifer, camiler, kışlamız, müminler asker dediği bir süreçti ve bu şiirini biz bugün çok büyük rahatlıkla bu ekranlarda tüm Türkiye huzurunda zikredebiliyoruz, okuyabiliyoruz ve ne mutlu e, Türk'üm diyene diyerek ne mutlu ki bizlere bundan ötürü de herhangi bir cezai takibatla karşı karşıya kalmıyoruz. Burada da esasen bir benzetmeye gidiyor. Öncelikle bunu ayırmak istiyorum. Bakın bu davanın konusuyla Sayın Erdoğan'ın bir şiir okumaktan ötürü hakkındaki yargılamanın konusu birbirinden farklıdır. Ha ben bu görüşümü serdederken şunu asla ifade etmiyorum. Ekrem Bey hakkında verilen karar doğrudur demiyorum. Ekrem Bey hakkında verilen karar hukuki açıdan muazzam bir karardır, pek de doğrudur, takdire şayandır demiyorum. Bilakis o kararı yayına gelmezden önce de ifade ettim. Hem usul, tabi hakim ilkesinden başlamak üzere, uzman e, e, görüşü, uzman mütalaası CMK 67-68'in mütalaakit maddelerindeki ve de esası itibariyle doğru bulmadığımı verilen bir hüküm olması itibariyle en üst perdeden söylüyorum ama <laughs> ikisi tamamen birbirinden farklı. Çünkü burada kabul etmese de iddianameye konu bir beyan var, bir söz var. Ben burada onu tırnak içinde ifade edeyim ahmak sözü Türk Dil Kurumu'na göre zeka geriliği olan doğru ve yanlışı ayırt edemeyen olarak ifade ediliyor. Ekrem Bey bunu derece tüm ifadelerinde samimi ve istikrarlı bir biçimde inkar etti. Bu inkarın aksini ispat edemediğiniz müddetçe şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince siz bu şahsı CMK 223 maddesi kapsamında beraat ettirmekle mükellefsiniz. Ama işte bir hakim değişikliği, tabii hakim ilkesinin ortadan kalkması usule yönelik taleplerin bugün maalesef İstanbul Anadolu ben Kartal diyorum Anadolu'ya tabiri alışamadım. Kartal 7 Asya ceza hakimliği tarafından mütalaya karşı beyan bakın bu çok acıdır meslektaşlar orada diyor ki biz mütalaya karşı makul bir süre talep ediyoruz öğlen gelin diyemezsiniz biz bu tür gayri hukuki uygulamaları Hasan Üsta hatırlayacaktır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kurulmuştu İnanın o tarihte tırnak içinde bankacılık kanunda Engizisyon Mahkemesi gibi kararlar veriyorlardı. Mütalaa veriyordu Cumhuriyet Savcısı 100 sayfa. Çıkıyordu üstadlarımız 2000'li yılların başında. Hatırlar Hasan Üstad. Mütalaya karşı beyanda bulunmak için makul süre istiyorlardı. Ve mahkeme reisi öğlene kadar diyordu. Olmaz. Benim kardeşim bir hafta 10 gün, bir ay. Ne olacak? Diğerlere yerlere bir şeyler yetiştirmiyorsunuz. Bu mütalaya karşı sanık müdafileri layıkı ve çile beyanda bulunsunlar. Sekbise yönelik talepleri var. Kabul et beyanlarına ilişkin hususlar var. Siz verdiğiniz kararın arkasında durabilin. Bir diğeri kısa karar var. Doğru yazacaksın Erdoğan Aktaş. Şimdi yayınlar önce Üstad baktık. Olmayan bir madde 125-6'yı e yazmış. Üstadın da aklı olarak nazarı celbetti. Kanunda karşılığı yok. Hata yaptın diyemezsin. Bütün Türkiye bu ekranlarda bunu konuşuyor. Verilen hakimin siciline bakıyoruz. Oldukça tecrübeli. İsmen asla tanımıyorum. Ama verilen hüküm hukuk dünyasında vicdanlarda hemen ifade edeyim göremediniz. Sanığın bu eylemi basın önünde evet. 125 TCK 125-6 e maddesi uyarınca 1 bölü 6 oranına evet. arttırılarak diye devam ediyor. Evet ediyoruz. orada 125'e 4 demesi lazımdı. Burada da bir evet. maddi hata var. Dolayısıyla bir Vicdanlarda karşılığını bulmadı. 2. Hukuk camiasında <laughs> inanılmaz eleştiriliyor ve aklı olarak eleştirilecek. 3. En sert cümleyi ben kurayım. Ben Sayın Ekrem Bey'in yerinde olsam bu kararı istinaf etmem. Kesinleştir. Çekilirim. Tıpkı bugün Meral Akşener'in Saraçhane'de yanında Bahadır Erdem Hoca olduğu halde yine Hüseyin Baş Genel Başkan olduğu halde o coşkulu konuşmasında bugün Meral Hanım Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasını yaptı. Yaslanırım. Derim ki kardeşim istinaf etmeyin avukatlarıma. Talimatı ben veriyorum. Yazarım bir dilekçe. Sınav etmeyin. Kesinleştiririm kararı. Türkiye'nin en büyük mağduru olurum bak. En büyük. Tayyip Erdoğan'la falan kıyaslayamazsın. Süreç çok farklı. 28 Şubat süreci <laughs> kullanılan ifadeler. Bunların hiçbirinde değilim ben. Ekrem Bey bir hafta sonra yani 8. gün müddeti muhafaza dilekçesi deriz biz ona. 14'üne 7 gün koyun. 22 Aralık itibariyle Türkiye'nin en mağdur kişisi olur. Ve çıkar öyle bir serüvene başlar ki. Bu Gandhi'nin tuz yürüyüşü gibi de olmaz. Kemal Bey'in adalet yürüyüşü de olmaz. Bambaşka bir yürüyüş olur. da yüzde elli %55'in 60'ın altında olmaz. Bu siyasi etkilerine geçeceğiz evet. biraz Bu, sonra. Bu yıkar geçer. bir hukuki değerlendirme. Hukuki bir açıdan bir kez daha altını çiziyorum. Sanık hadisenin başından itibaren tırnak içinde samimi, istikrarlı bir biçimde ve kastı mahsusa olarak da biz nacizane burada e, stigmatize etmek diyoruz. Yani doğrudan doğruya ben Yüksek Seçim Kurulu'nun kıymetli başkan ve 7 artı 4 11 üyesine hedef almadım. Ben eleştiri mahiyetinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun ifadelerine ağır eleştiri anlamında bir mukavelede bulundum. Dolayısıyla benim suç kastım yok diyorsa şayet ki onu diyor Sayın İmamoğlu ve kıymetli müdafi meslektaşlarımız. Burada 23. Ceza Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Kuvvetli muhtemelen dosya oraya gidecek. Emsal kararları. Atıf yaptığı yargıtayın emsal kararları keza insan hakları Avrupa Mahkemesi kararları çerçevesinde hiçbir şekil ve de surette Ekrem Bey hakkında bir mahkumiyet kararı veremezsiniz. Ne olacak? İstinaf süreci var. Bir takım hukuk çerçevelerinde şu an tartışılıyor. Orayı da temvir edelim. 2019 yılı itibariyle YMK 286'da yapılan değişiklik var Erdoğan Aktaş. Temmiz yasa yolu da açık. Dolayısıyla Canan Kaftancıoğlu örneğinden gidersek yayından önce ben notlarıma baktım. Canan Hanım dosyasına da müdahale bir hukukçu olarak söylüyorum. Eylül 2019'da verilmiş bir karardı. Yerel mahkeme istinaf Haziran 2020'de onamıştı. Mayıs 2022'de Yargıtay'dan yana. kesinleşti. Minimum 2,5 yıllık bir süreçtir. Bu 2,5 yıllık müddet boyunca Sayın İmamoğlu'nun avukatları istinaf başvurusunda bulunduğu müddetçe bu karar kesinleşmeyecektir ve hukuk dünyasında şu an için maddi anlamda bir varlık teşkil etmemektedir. Çünkü kesinleşmedi. Bu süre zarfında da yine zaten yayın öncesinde konuştuk e, bağlandığımız takdirde dedik ki görevinden dolayı bir işlenen suç değil. Anayasanın 127'nin son fıkrası da kabili tatbik değil. Görevine devam edecektir. Bu süre zarfında 2024 seçimleri vardır. Yine aday olabilecektir. Cumhurbaşkanı da, da olabilir İmamoğlu. Ama verilen hukuki kararın şu an için Türk siyasi hayatında Sayın İmamoğlu'nun adaylığı noktasında kilometre taşlarının çok ötesinde bir abide gibi <laughs> yükseldiğini görüyoruz. Bunu da vicdanlar tartışacak. Peki, Peki e, sadece birkaç e, konu olduğu için mesela bir tanesi şu. Kararın hukuk olabilmesi için Erdoğan bir, karara giden yolların da hukuki olması lazım. Eğer karara giden yollarda bir usulsüzlük varsa. Ne gibi? Yani işte tabi hakim ilkesi savunma hakkının kısıtlanması gibi. Bunlardan biri. Bir diğeri de hakimin tarafsız olması elbette önemli ama tarafsız olması kadar tarafsız görüntü vermesi de önemlidir. Mesela biz şu an bugün neyi konuşuyoruz? Aile Bakanlığı müdahale etti benzeri şeyler. Bir taciz davasıyla ilgili Mayıs ayına hem de ağır cezayı gerektiren bir suç bir durumla ilgili Mayıs ayına atlan bir duruşmanın ne kadar geç olduğunu tartıştık. Yani ha hakimler düşünün ağır cezayı gerektiren bir suç ve kamu vicdanında bu kadar tartışma konusu olan bir davada Mayıs ayına duruşma günü veriyorlar. Ama bu olayda avukat da diyor ki ya bizim esas hakkındaki mütalaya karşı savunma yapma hakkımız var. Bu, ha bu hakkı kullandırmadan karar veremezsiniz. Hakim bir hafta sonra da Söyden süre sonra verebilir. 10 gün sonra da verebilir. 5 ay sonra da verebilir. Tutuklu bir durum yok. Kaçma durumu yok kamu vicdanı nezdinde bir an önce sonuçlanmasını gerektirecek kadar vahim bir suç yok. Yani süre ver ne olacak? Yani bir şey, demek ki bir yerlere bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorsun. Algısı oluşur yani. Bu, bütün bunlar karar hukuku olsa bile hukukiliğine gölge düşürmek için yeterli sebeplerdir diye düşünüyorum ben.